Tüm Emekliler Derneği'nin TESİ Sendikası toplantısından düzenlenen 21. Olağan Genel Kurulu'na katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu, çıkışta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına cevap veren Davutoğlu, Esad Rusya ziyaretini de değerlendirdi. Bir ana muhalefet partisi lideri olarak değil. Türkiye Emekliler Derneği Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Davutoğlu, TOKİ Başkanımıza gerekli talimatları verdik. Emeklilerimize 240 lira taksitle konut edinme imkanı sağlıyoruz dedi. TOKİ Başkanımıza gerekli talimatları verdik. Bu çerçevede emeklilerimize 240 lira taksitle konut edinme imkanı sağlıyoruz inşallah. Ama şunu bilinsin ki, benim kimsem yok diyen bir yaşlı varsa ben ona diyorum ki onların evladı biziz, çocuğu biziz. Ellerinden öpülmesi gerekiyorsa elini öpecek olan bütün millet adına bu ülkenin başbakanıdır. Bu ülkede kimsesiz hiç kimse bırakmayacağız. Emeklilerimizin yoğun olduğu pilot illerden başlayarak Türkiye'nin bütününde inşallah güzel mekanlar için emeklilerimize TOKİ her türlü imkanı verecek. TOKİ sizin hizmetinizdedir. Tüm Emekliler Derneği'nin TES İş Sendikası toplantısı salonunda düzenlenen 21. olan genel kuruluna katılan Başbakan Davutoğlu çıkışta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ya bu nasıl bir anlayıştır, bu nasıl bir zihniyettir? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de IŞİD'in yuvalandığı yerlerin belli olduğu ancak siyasi iktidarın bu hücrelerin baskına uğramasına izin vermediği yönündeki iddialarına cevap veren Davutoğlu, bunu akıl, mizan ve en önemlisi vicdan alır mı dedi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na bir ana muhalefet partisi lideri olarak değil, Türkiye'de sorumluluk hissine sahip bir siyasi lider ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da buradan hitap etmek istiyorum. Herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ülkeye, vatandaşlarına tehdit teşkil eden herhangi bir yapının sürmesine izin verebilir mi? Ya bu nasıl bir anlayıştır, bu nasıl bir zihniyettir? Hükümet böyle bir saldırı olacağını bilecek ve bunun gereğini yapmayacak. Bunu akıl, izan, en önemlisi vicdan alır mı? Bizi tanıyanlar böyle bir şeye bizim yol açabileceğimizi tasavvur edebilir mi? 23 Temmuz'dan bu yana IŞİD'e dönük operasyonların hemen hemen her gün operasyonlar devam ettiğini belirten Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun öncelikle hesap vermesi gereken husus şudur. Şunları kaydetti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun öncelikle hesap vermesi gereken husus şudur. Çok açık söylüyorum. Eğer bu kadar kaygılı idiyse ülkeyle ilgili, o zaman anayasanın gerektirdiği şekilde geçici hükümete katılır, bakan verir, böyle bir itham ettiği bir ihmalin olmaması için çaba sarf ederdi. Hem kenarda bekleyecek, hem hiçbir sorumluluk üstlenmeyecek, hem de aklın, izanın, vicdanın kabul etmeyeceği ithamlarda bulunacak. Bunu kabul etmek mümkün değil. Görevden ve sorumluluktan kaçanlar, ülkeyi terörle mücadele ederken bizi yapayalnız bırakanlar, kenardan şimdi ahkam kesemezler. İthamlarda bulunamazlar. Bunun Sayın Kılıçdaroğlu'na dediğim gibi bir ana muhalefet partisi genel başkanı olarak yakıştırmadığım gibi bir sorumu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına da bunu yakıştırmam. Van mitinginde AK Parti iktidardan inerse buralarda terör çeteleri ya da eskiden olduğu gibi beyaz toroslar dolaşacak sözleri sonrası başlayan tartışmaları yanıt veren Davutoğlu şunları kaydetti. Şimdi benim oradaki ifademi herkes dikkatli okusun. Hiçbir şekilde AK Parti'nin alternatifi olarak ortaya koymuş değilim. Sadece 90'lı yılları bu terör, huzur ve demokrasi operasyonları başladığında teröre açık destek veren çevreler 90'lı yıllara geri dönmek istiyor AK Parti diye iddialarda bulundular. Benim hedefim, bu sözde hedefim, o ithamlara karşı bir cevap mahiyetindedir. Yani 90'lı yılların bölgedeki sembollerinden biridir Beyaz Toros, faili meçhullerle anılır. Demeye çalıştığım husus şu, faili meçhulleri bu ülkede AK Parti bitirdi. Beyaz Torosların ya da terörün egemenliğini ve belli nüfuz alanları oluşturmasına AK Parti son verdi. Davutoğlu, Beşar Esed'in Rusya'ya ziyaretiyle ilgili keşke Moskova'da daha uzun kalsa da Suriye halkı biraz rahat etse dedi. Halkının üzerinde bu derece baskı uygulamış bir yönetimin artık tekrar meşruiyet kazanması mümkün olmadığına göre Suriye halkının bütün kesimlerinin üzerinde mutabık kalacağı bir geçiş sürecinin devreye sokulmasıdır. Bu pozisyonumuzda da herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Ama bütün diplomatik müzakereleri sürdürürüz.